arkadaşlar. Bugün de yine ısı ve sıcaklıkla ilgili bir test çözeceğiz ve ısı ve sıcaklık konusunu tekrar etmiş olacağız. Hemen testimize başlayalım. Şimdi biz hep bu konuyu anlatırken dedik ki ısının da özellikleri var, sıcaklığın da özellikleri var. Çünkü ikisi birbirinden çok farklı kavramlar. Hatta biz gündelik hayatta etrafımızdaki insanların bu iki kavramı karıştırdığını, aynı şeyleri ifade ettiğini düşündüklerini falan hep gözlemliyorduk. Ama biz artık ikisinin birbirinden farklı olduğunu öğrenmiştik. Şimdi tekrar edelim. Mesela ısı ve sıcaklığın birbirinden farkı ne? Bir kere ısı bir enerji birimi ama sıcaklık enerji değil. Enerji olmayan bir şey bir yerden başka bir yere hiçbir şekilde aktarılamaz. Her zaman aktarılan şey ısıdır, sıcaklık değil. Isı kalorimetre kabıyla ölçülürken sıcaklığı biz termometreyle ölçüyoruz. Evlerimizde de bulunabiliyor zaten. Bunun gibi birçok özellik vardı ikisini birbirinden ayıran. Şimdi sorularda da bu özellikleri düşünerek aslında soruları cevaplayacağız. Şimdi bakalım. Diyor ki bir enerji türüdür. Enerji türü olan ısıdır dedik. O yüzden bir nereye gelecek? Isının altına gelecek. Birimi kaloridir. Birimi kalori olan tabii ki de ne olacak? Isı olacak. Sıcaklığın birimi nedir diye sorarlarsa santigrat derece olduğunu zaten biliyoruz. Hep aklımıza şu gelecek. İşte hava durumunu sunarlarken şey diyorlar ya, işte bugün havanın değerinin 25 santigrat derece olduğu düşünülüyor ya da olacağı düşünülüyor gibi. Hep orada sıcaklık santigrat dereceyle anlatılır. O aklımıza gelsin. 2 de ısının olacak. 3 termometre ile ölçülüyor. Termometre ile ölçülen sıcaklık. 4 bir maddeden diğerine aktarılabilir. Aktarılabilen enerjinin özelliğidir dedik. Yani ısının. O yüzden birinci sorunun cevabı ne oldu? D seçeneği oldu. Şimdi ikinci soruya bakalım. Bakın bu tarz sorular böyle zormuş gibi görünüyor ama gerçekten en kolay sorular. Yine bunu söylemiş olayım. İkinci soruyu hemen okuyalım. Bize diyor ki buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki kapların içerisinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta. Şöyle düşünün. İki tane çay bardağı aldınız. İçerisindeki su miktarları eşit, sıcaklıkları da aynı. Ve birine bir tane buz, diğerine iki tane buz attınız. Tabii ki de iki tane buz attığımız çay bardağındaki su daha çok soğuyacaktır. Bu ona göre birazcık daha sıcak kalacaktır. Son sıcaklığını soruyor. Yani buradan şunu çıkaracağım. Bunun son sıcaklığı her zaman için ne olacak? Bundan daha düşük olacak. Olabilir sorusu şıklara bakacağım o yüzden. Bunun sıcaklığı daha düşük olacak dedim. Bakın A şıkkında 2'nin sıcaklığı daha düşük bundan. Ama diğerleri de 2'nin sıcaklığını hep yüksek vermiş zaten bize. O yüzden bu sorunun cevabı ne oldu? A seçeneği oldu. Şimdi üçüncü soruya bakalım hemen. Bize örnekler vermiş üçüncü soruda. Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır diyor. Birinci örneğe bakalım. Buz erirken etrafından ısı alınır. Şimdi biz dedik ki alınıp verilen şey her zaman ısıdır, sıcaklık alınıp verilmez. O yüzden birinci öncülde ifadeyi doğru kullanmış, bir problem yok. İkiye bakalım, Ayşe'nin vücut ısısı 39 santigrat dereceye yükseldi. Bakın, ısı demiş ama santigrat dereceyi kullanmış. Bir kere santigrat derece ısının değil, sıcaklığın birimiydi. O yüzden ikinci ifade yanlış. Üçe bakalım, kış aylarında havanın sıcaklığı -20 santigrat dereceye kadar düşer. Sıcaklık demiş, santigrat derece demiş. Burada da bir sorun yok. O yüzden doğru cevap ne olacak? 1 ve 3. Yani C seçeneği oldu. Dördüncü soruya bakalım hemen. Şöyle yapalım. Şimdi dördüncü soru dikkat gerektiren bir soru. Hemen soruyu okuyalım. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur diyor. Aşağıda ısıca yalıtılmış bir ortamda özdeş iki cisim arasındaki ısı alışverişi verilmiştir diyor. Bu olay ile ilgili öğrenciler şu yorumlarda bulunuyorlar. Birinci maddenin sıcaklığı 75 santigrat derece, ikinci maddenin sıcaklığı 35 santigrat derece. Bir de diyor ki ısı enerjisi sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru akar, aktarılır ya da. Şimdi ben ne biliyorum? Her zaman ısının akışı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Bir de doğru söylemiş. İkiye bakalım. Bir süre sonra iki cismin sıcaklıkları eşitlenir. Bakın arkadaşlar 75 santigrat dereceydi sıcaklığı. Diğerinin de 35 santigrat derece. Ne yapacak? Sıcaklığı 75 santigrat derece olan diğerine ısı verecek. Ve diğerine ısı verdiği için bunun sıcaklığı, mor olanın sıcaklığı artmaya başlayacak. Ta ki ne zamana kadar ısı vermeye devam edecek? İkisinin son sıcaklıkları eşitlenene kadar. Peki son sıcaklıklar kaçta eşitleniyordu? Nasıl buluyordu? İkisinin sıcaklıkları
sıcaklık değerini topluyoruz. Kaç ediyor? 110 ediyor. 2'ye bölüyoruz. Yani ikisini paylaştırıyoruz. 55, 55. 55 eşitlenene kadar devam ediyor. O yüzden 2 de doğru. 3'e bakalım. Cisimlerin sıcaklıkları eşitlendikten sonra ısı alışverişi durur. Zaten bu da 55, bu da 55. Sıcaklığı yüksek olan bir cisim, bir madde ya da düşük olan bir madde kalmadığına göre tabii ki de ısı alışverişi duracak. Cevap ne oldu? D seçeneği oldu. 5'e bakalım. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım soruya. Sıcaklıkları farklı özdeş X ve Y bilyeleri şekildeki gibi birbirlerine temas ettirilerek bir süre bekleniyor. Yanlış olan ifadeyi soruyor bize. Şimdi hangisi ısı alır? Tabii ki de Y. Çünkü sıcaklığı daha düşük. Y ısı alır, doğru. B'ye bakalım. Hemen B şıkkını okuyalım. Isının akış yönü X'ten Y'ye doğrudur. Evet, X'in sıcaklığı daha yüksek. X'ten Y'ye doğru gider. X önce ısı verir, sonra ısı alır. Hayır, X direkt ısı verecek. O yüzden C seçeneği yanlış oldu. D'ye bakalım. X ve Y'nin son sıcaklıkları eşit olur. Zaten kural bu. Isı alışverişi devam ettikten sonra, yani sıcaklığı yüksek olan, sıcaklığı düşük olan ısı verdikten sonra ne zaman durur? İkisinin sıcaklık değerleri birbirine eşit olana kadar. Kaç da eşitlenir? 50 ile 30'u topluyorum. 80, 2'ye bölüyorum. 40, 40. İkisinde sıcaklığı eşitse ısı alışverişi bitmiş demektir. 5. sorunun cevabı ne oldu? C seçeneği oldu. Şimdi 6. soruya bakalım. Yine bir tablo sorusu. Tabloya bayağı bir şey yazmış değil mi? Bayağı bir rakam var. Of, kesin bu soruyu yapamam gibi düşüncelere kapılan öğrencilerim vardı. Ama biz ne dedik? Tablo soruları aslında en kolay sorulardır. Çünkü cevap zaten karşımıza görünür vaziyettedir. Sadece tabloyu düzgün yorumlamamız, düzgün bakmamız lazım. Hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi tablodaki verilere göre kaplarda bulunan sıvılarla ilgili. Yukarıya bakalım. Özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dakika ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir demiş. Şimdi bir de ısıtıcılar özdeş değildir diyor. Ulaşılabilir ihtimal sorusu. Bakın ikisinin de ilk sıcaklığı 5'miş ama 5 dakika sonunda K'nın sıcaklığı 19'a yükselirken L'nin sıcaklığı 10 santigrat derecede kalmış. Demek ki ısıtıcılar aynı ısıtıcı, yani özdeş ısıtıcı değil. Bu daha çok ısıtılmış olabilir, bu daha az ısıtılmıştır. Bir doğru. İkiye bakalım. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. Hayır, ilk sıcaklığı ikisinin de 5 santigrat derece. İki yanlış gitti. Üç, kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır. Miktarları farklı olabilir. Mesela K sıvısının miktarı daha azdır. Daha az olduğu için daha çabuk ısınmıştır. Ama L sıvısının miktarı daha çoktur. Miktarı çok olduğu için daha geç ısınmaya başlamıştır. O yüzden cevabımız ne oldu 6. soru için? B seçeneği oldu. Şimdi 7. soruya hemen bakalım. 7. soruda bize ne diyor? Kaplardaki suların son sıcaklıklarının eşit olabilmesi için hangisi yapılmalıdır? Güzel bir soru tarzı bu. Sevdiğim sorulardan. İçerisinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlarla ısıtılıyor. Suyun miktarı aynı sıcaklıkta ve eşit miktarda. Suların miktarı eşit. Tek farklılık K kabını ısıtan mum 1 adet, L kabını ısıtan mum 2 adet. Ben şunu istiyorum, son sıcaklığı eşit olsun istiyorum. Bakın hangisini yapabilirim? Eşit süre ısıtırsam bunun sıcaklığı daha çok olur. 2 tane mum var. A olmaz. B, L kabı K kabından 2 kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. L kabında zaten 2 tane ısıtıcı var. Bu daha uzun süre ısıtılırsa bu iyice soğuk kalır bunun yanında. B de olmayacak. C'ye bakalım. K kabı L kabından 2 kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. Evet, bunu 5 dakika ısıtıyorsan bunu 10 dakika ısıtırsan ikisinin sıcaklıkları ne olur? Son sıcaklıkları eşitlenmiş olur. C olacak cevap. D'ye de bakalım. L kabı K kabından 4 kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. Hayır, 4 kat daha uzun süre ısıtırsam L kabını aralarındaki sıcaklık farkı daha da fazla olur. O yüzden 7. sorunun cevabı ne oldu? C seçeneği oldu. 8'e bakalım. Şimdi yine bize bir tablo vermiş. 3 tane madde ilk sıcaklıklarını ve son sıcaklıklarını vermiş. Buna göre de soruyu oluşturmuş. Hangi yorum doğrudur diyor. X ısılmıştır demiş. Hemen bakalım. X'in ilk sıcaklığı 10, son sıcaklığı eksi 5. Hayır, ısı vermiş. Sıcaklığı azalmış. C'ye bakalım. Z ısılmıştır. Bakın Z eksi 10'muş, eksi 30'a düşmüş. Isı vermiş. O yüzden yanlış. D'ye bakalım. Z'nin sıcaklığı artmıştır. Z'nin sıcaklığı artmamış, eksi 10'muş, eksi 30'a düşmüş, azalmış.
B'de de Y ısı varmıştır demiş. Y 60'mış, 45'e düşmüş sıcaklığı. Tabii ki de Y ısı varmıştır. 8. sorunun doğru cevabı da ne oldu böylece? B seçeneği oldu. Şimdi 9. soruya geçtik. 9. soruya bakalım. Ortam ısıca yalıtılmış olduğuna göre son durumda K ve M cisimlerinin sıcaklıkları kaç santigrat derece olur diyor. Şimdi burada demiş ki sıcaklıkları şekilde verilen özdeş K, Y ve M metal bloklarından önce K ve L birbirine dokunduruluyor. Sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor. Sonra da L ve M birbirine dokunduruluyor. Bakın buna şuna dikkat edeceğiz bu soruda. Önce K ve L'yi birbirine dokunduracağız. Bakın K ve L birbirine dokundurulursa aralarında ısı alışverişi olur. K, L'ye ısı verir. Son sıcaklıkları ne olur? Eşitlerine kadar bu olay devam eder. Kaçta eşitlenir? 45 ile 35'i topluyorduk. 82'ye bölüyorduk. 40-40. Sonra L artık 40 oldu. K da 40 oldu. Sonra artık son sıcaklığı 40 olan L'yi M'ye dokunduruyorum. 40-60 topladım. 100. 2'ye böldüm. 50-50. Demek ki bunun 40'tı. Bunun son sıcaklığı 50. Bunun da ne oldu? 50 oldu. Doğru cevap ne oldu? A seçeneği oldu. 9'a Adana dedik. Şimdi 10. soruya geçtik. Hemen bakalım buna göre Buket'in yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Buket oda sıcaklığındaki bir sürahi su ile buzdolabından çıkardığı suyu karıştırarak aşağıdaki yorumları yapıyor. 1. Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verir demiş. Hayır. Sürahideki su daha sıcak olduğu için sürahideki su buzdolabındaki suya ısı verecek. 1. Yanlış. 2'ye bakalım. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık geçişi oldu. Hayır, yanlış bir ifade kullanmış. Sıcaklık geçmez çünkü enerji değil, ısı geçişi oldu demesi gerekiyordu. 2 de yanlış. 3'e bakalım. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük oldu. Evet, çünkü ne yapacak? Sürahideki su ısı kaybedecek ve son sıcaklığı daha düşük olacak. Sadece 3. öncüldeki yorumu doğru Buket'in. Yani doğru cevap B seçeneği oldu. Şimdi 11. soruya, son soruya geçiyoruz arkadaşlar. Diyor ki her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60 santigrat dereceye getirmek için gereken ısıtma süreleri arasındaki ilişki. Bu sorulara dikkat edin çünkü süreleri arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Şimdi hepsini ısıtıyoruz. Bakın şimdi 30 santigrat derecede zeytinyağı var. 60'a getireceğim sıcaklığını. Hemen örnek verelim. Mesela bunda daha çok var. Bunda daha az zeytinyağı var. Hangisini daha çok ısıtmalıyım? Daha uzun süre ısıtmalıyım. Tabii ki de 800 milim zeytinyağı bulunan kaba. Şimdi ona göre soruyu cevaplayalım. Mesela bunu 12 dakika ısıtıyorsam bunun yarısı kadar, 6 dakika bunu da onun yarısı kadar, 3 dakika ısıtsam istenilen şey aslında ulaşmış oluyorum. O yüzden süre olarak sırala dediği için bana M'nin süresi büyüktür L'den, onun da süresi büyüktür K'dan. Yani 11. sorunun cevabı da böylece ne olmuş oldu? D seçeneği oldu. Evet arkadaşlar, dersimizin artık sonuna geldik. Böylece ısı ve sıcaklık tekrar edilmiş oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.